Merhaba, Selcan Tanınmış Işılder ben. 14 yıldır Türkiye'de Motor Botanyatik Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yapmaktayım. Bu dergiyle aramdaki en büyük bağ denize olan tutkum, denize olan sevgim. Belki bugün bir teknede kaptan değilim, bir kendi teknemde yaşamıyorum. Ancak 14 yıldır bu dergi vasıtasıyla birçok insana deniz sevgisini aşıladığımıza inanıyorum. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Biz deniz seven kadınlara maalesef en çok yapılan tatsız esprilerden biri denizde kadın uğursuzluktur. Ben bu soruya bugün denizde yaşayan, denize gönül vermiş birçok kadın kaptanla cevap vermek istiyorum. O yüzden şimdi soruyorum onlara. Sizce denizde kadın uğursuzluk mudur? Merhaba, Tuna ben. Kendim bildim bileli en büyük hayalim denizde ve doğada bir yaşamdı. Bu hayalim 5 sene önce gerçek oldu. Şimdi eşim ve kedimizle birlikte yılın büyük bir çoğunluğunda teknemizde yaşıyoruz. Deneyimlerimizi, maceralarımızı Motor Botanyatik dergisinde ve sailingmiye.com isimli blog sitemizde bir kadın gözüyle paylaşıyorum. Denizde kadın uğursuzluk mudur? Tabii ki de değildir. Orta çağda erkek egemen mürettebatlı teknelerde, gemilerde onların dikkati dağılmasın diye ortaya atılmış bir söylem bu. Daha sonradan bu söylemin aslı astarı neden nasılı unutulmuş ve bu bir batıl inanca dönüşmüş. O yüzden diyoruz ki denizde kadın asla uğursuzluk değildir. Kadının olduğu yere bahar gelir, çiçekler açar. Hepimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Denizlerimizde artık daha fazla kadın denizciler ve kaptanlar görmek istiyoruz. Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Merhaba, ben Betül Çil. Denizde kadın olmanın uğursuzluk olduğuna dair kesin bir kanıt, belge veya delil yoktur. Bu söylem içerik bakımından oldukça zayıftır ve bana göre tamamen bir hayal ürünüdür. Nasıl doğanın gücü tahmin edilemezse, kadının gücü de tahmin edilemez. Gerekli koşullar ve şartlar sağlandığında kadınların gerçek güçleri ortaya çıkacaktır. Şu zamana kadar kadınlara sunulan imkanlar doğrultusunda kadın gücünün fragmanını izledik. Bana göre film henüz başlamadı. Ayrıca olaya daha farklı bir açıdan bakarsak, denizin tabanı topraktır, denizin yükünü taşır, toprak anadır. Deniz tabiatın bir parçasıdır, tabiat anadır. Deniz doğanın bir parçasıdır, doğa anadır. Doğa kelimesi doğmak fiilinden türemiştir, doğurmak dişiye özgüdür. Dünya düzeni bu kadar anaerkilken ve dünya düzenine en çok benzeyen varlık dişiyken nasıl olur da kadının uğursuzluğundan bahsedilebilir? Her ne kadar anaerkil bir dünya düzeni olsa da ataerkil toplumların kadının bu özelliklerini kıskanarak uğursuzluk söylemleriyle kadınları sahip oldukları güçten mahrum gösterme çabalarının yersiz bir şehir efsanesinden ibaret olduğunu düşünmekteyim. Kadın denizin uğursuzu değil, kadın denizin kalbidir. Dünya 8 Mart Kadınlar Günümüz kutlu olsun sevgilerimle. Merhaba, ben Özlem Ulubay Şahin. Tam 8 yıl önce işi gücü bırakıp teknede yaşamaya başladım. Ve o gündür bugündür de hayallerimi yelken açıyorum. Kadın olarak varım. Bir kere her şeyden önce bayan değil kadın. Bir bunu bilelim. Makyajımı da yaparım. Teknenin altını da boyarım. Balık da tutarım, takımı da takarım. Provaya da bakarım. Havama da. Yelkenimi de açarım. Eteğimi de giyerim. Tramola da atarım, yemek de yaparım. Teknenin direğine de çıkarım, altına da dalarım. Peki bu kadar kendimi ispat cümlesi niye ediyorum? Bunlara ne gerek var? Çünkü bir zamanlar kadınların uğursuzluk olduğuna inanılan bir yerde tam da kadın olarak var olma hallerini anlatmak amacım. Her yerde olduğu gibi denizde de, teknede de varız, varım. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Merhaba, ben Oya Ergeneci. Denizsiz Kent Ankara'nın yetiştirdiği kaptanlardanım. 2012 yılında İsveç'te teknemizi aldığımızdan bu yana eşim ve ben dünya denizlerini dolaşmaktayız. Bu süreçte Atlantik geçişi yaptık, Pasifik Okyanusu'nu geçtik ve ne şanslıyım ki onlarca kadın denizciyle tanışma fırsatım oldu. Bugünün anlam ve önemine dair
Eskilerden gelen kadın tekneye uğursuzluk getirir. Aksine gördüğüm şu ki kadın tekneye düzen getirir, mutluluk getirir, huzur getirir, uyumlu çalışma getirir. Bugünün anlam ve önemiyle bütün denizci kadınların, bütün kardeşlerimin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Sağlıcakla ve denizle kalın. Merhaba, ben Nazlı Özsöz. Denizi ve yelkeni seven bir kadınım. Denizde kadın uğursuzluk getirir. Denizde kadın tayfanın dikkatini dağıtır, tayfa işini layığıyla yerine getiremez ve bu da denizi sinirlendirir. Adı üstünde bir batıl inanış. Tam da bu noktada dünyanın en zorlu yarışlarından olan Vendée Globe'un bu sene 9.sü tamamlandı şu aralar. 25 denizci bu yarışı tamamladı ve bunun 4'ü kadındı. Önceki yıllarda sadece birkaç yarışta birkaç tane kadın bu katılıma erişebilmişti. Dolayısıyla bu artışı görmek gerçekten çok güzel. Ancak gerçekçi olmak gerekirse denizcilik hala erkeklerin egemen olduğu, baskın olduğu bir alan olmaya devam ediyor. Uluslararası Denizcilik Organizasyonu verilerine bakıldığında 1.2 milyon deniz insanı sadece %2'si kadın. Dolayısıyla biz her ne kadar denizde kadın uğursuzluktur, saçma bir inanış olarak görmeye devam etsek de işin aslı denizde kadının yerinin hala yok denecek kadar az olduğu. Bunu değiştirmek, bu hem batıl inancı hem bu gerçekleri değiştirmek yine biz kadınların elinde. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Herkese merhaba. Şu anda Sarpıncık Feneri'nin oradayız. Kadınlar denizde uğursuzluk getirir mi? Bence kadınlar denize güzellik, güç, kuvvet, bereket, bolluk getirir. Denizden eksik olmamalı kadınlar. Her yerde olabilmeliyiz. Selam.